Üçüncü kayınvalidem Nurten Sultan olacak. Buyur şekerim. Gelelim bakalım. Pazartesi bugün. Güzel bir gün. Güzel bir atmosferle başlamıştık. İnşallah güzel de devam eder. Çok güzel olacak eminim. İnşallah. Haydi başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel olmuş. Lezzeti güzel. Altı çok güzel pişmiş bak. Ne çiğ bırakmışlar. Ne çok güzel pişmiş. Tuzu, şekeri, pişme oranı, kabarma oranı olması gerektiği gibi olmuş. Diyorsun. Ama tabii ki ben gelinimi bulacağım. Tabii. İkinci tabağın lezzetine de bakacağım, pişmesine bakacağım, her şeyine bakacağım. Olması gerektiği gibi olmuş. Kim afiyet yapmışsa olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O zaman ikinci tabağa bakalım diğerleri nasıl olmuş. Biberi biraz daha pişmemiş, biraz diri kalmış, çok değil. Biraz diri kalmış ama lezzet oranı güzel. Kabarması da güzel. Eşit dağılımını koyarken nasıl koymuşlar? Buna biraz az koyulmuş. Harç mı az koyulmuş? Evet, harcı az koyulmuş. Eşit koyulmamış demek ki. Hı. Beğendim ama birinci tabak kadar beğenmedim. Sebzesi diri kalmış. Genelde bizim gelin sebzeyi diri bırakır ama bilemeyeceğim işte. Gelin olabilir mi? Bilemiyorum işte. Lezzete baktığım için daha üçüncü tabağa da bakayım bir. Lezzet de alamadım bundan. Çok da kabarmamış poğaça. Kabaran bir pizza poğaça olacaktı. Sebzesini de eşit dağıtmamış. Buna şekil verdiler. Şekil verdikten sonra sebzeyi yaymaları gerekiyordu içerisine. Eşit bir şekilde yaymaları gerekiyordu. Kenarlarına da susamını, her şeyini yani eşit bir şekilde koymaları gerekiyordu. Eşit olan hiçbir şey yok. Bunda susam yok. Bak hiç yok. Bunun burasında susam var. Yani bu bitiyor bana göre. Zaten başta hiç şey yapmadan, tadını tatmadan dedim, baştan eledim bunu diye. Belki de yeni gelinimiz de gelmiş olabilir. Yani bilmiyor olabilir. Şu anki açılan tabaklarda beğenmediğim tabak bu. Üçüncü tabak. Çok beğenmedim. Çok değil, hiç beğenmedim. Afiyet olsun. Hadi son tabağımıza da bakalım. Lezzeti güzel ama şekli olmamış. Üstünde kuşbaşı mı burası, ondan sonra bilemiyorum sucuk mu, yanmış. Sebzeleri diri kalmış. Bu yanmışken sebzeler nasıl diri kalmış? Sebzeler bilmiyorum neden diri kalmış, diri kalmış. Gösterebilirim, bunu da keseyim bak, diri kalmış. Üstünde kalanlar diri kalmış, gösterebilirim, diri, pişmemiş bariz. Uzun uzun çok büyük büyük doğramışlar. Yani bitiyor bu. Yani benim gelinim olamaz. Benim gelinim sebzeye çok önem verir. Sebzeleri çiğ kaldığı için ekşi bir tat aldım bundan. Beğenmedim bunu ben. O zaman ben de kağıdımı ve kartımı alıyorum. Gelinini bulduğunu düşünüyor musun? Vallahi güzel olana puan vereceğim. 5 vereceğim. Gelinim olsun, başka gelin olsun. Benim için fark etmiyor. Olmuşa olmuş dedim, olmamışa da olmamış lezzetli dedim. Lezzetli olana mı? Evet, lezzetli olana vereceğim ben. Gelinim kötü de yaptıysa düşük vereceğim. Aynen, düşük vereceğim. Taktik mi değiştirdin? Lezzetli olana vereceğim şu an. Peki. Lezzet aldığıma vereceğim. Birinci, dördüncü tabak bir. Dördüncü tabak bir. Üçüncü tabak bir. Üçüncü tabak bir. İkinci tabak iki. İkinci tabak iki. Birinci tabak beş. Anam ne kadar kıt. Birebir aynı neredeyse diyor yani beş iki. Puanlar ne kadar kıt öyle. Helal olsun. Ben bugün bunu yapmak istedim. En lezzetli bu mu? En lezzetli bunu buldum. Yorum yaptım, lezzetli buldum. Hiçbirini açmadan. Kim yapmışsa, hangi gelin yapmışsa eline sağlık. Mükemmel olmuştu.
Üçüncü sabahın başını alıyorum. İki tane bir, bir tane iki kullandın. Bir, bir, bir gibi bir şey oldu yani. Bakalım kayınvalidem iki tane birden bir tanesini hangi gelinde kullanmış? Bir puan alan gelin. Açalım bakalım kimmiş? Yeşil. Yaptığınız yoruma göre zaten vereceğiniz puanı tahmin etmek hiç de zor değil. Ama yaptığınız yorumları kabul ediyor muyum? Hayır, etmiyorum. İyi dağılım yapılmamış diyemezsiniz. Çünkü ben burada tane tane tek tek hepsine eşit bir şekilde dağıttım. Bir tanesinde eksik kuşbaşı, bir tanesinde eksik biber olma ihtimali yok. Çünkü hepsini birer birer, onunla hatta bayağı vakit geçirdim. En çok da onunla uğraştım. Bir, ikincisi şekli. Dediniz ki biri düzgün, biri düzgün değil. Evet. Tüyo dediniz. Her gördüğünüz şey bu tüyo. Her gördüğünüz şeye tüyo. Birine demediniz ki ya acaba yaparken aceleye gelmiş olabilir mi biri? Ben böyle bir tüyoyu riske atmış olurum kendimi. Benim kayınvalidem onu algılar ya da ben yuvarlak birini kare yaptım. O tabağa iki tane yuvarlak da koyulabilir. İki tane kareyi yan yana da koyabilirler. Kabarmamışı da yine kabul etmiyorum. Kabarmamış. Şöyle söylüyorum ben size. Bir ve ikiye göre kabarmamış. Evet. Ama evet. Hiç kabarmamışı kabul etmiyorum. Hiç kabarmamış demedim. Kabarmamış dediniz. Bir müsaade bana sordun. Hı hı. Bunun tadını ben tadıyorum. Bunun biliyorum. Tabaklamasını kimin yaptığı önemli değil. Benim için bu önüme gelen tabak size önemli benim için. Size aydınlatıyorum ama. Önüme hangi tabak gelmiş ben ona bakarım. Ona baktınız. Yani lezzete yorumlarınız baktım. Doğru değil. Lezzetli. Lezzetli kabarmamış. Bir tanesinin şekli bozuk. Aa. Tüyo olabilir dedim. Eşit dağılmamış. Bir tanesinin etrafında sizin biraz yerinde susam var, geri kalan yerinde susam yok. Susam eşit dağılması gerekmez mi? Susam ne içindir? Kızarması içindir. Hı -hı. Kızarması için kenarlara koyulur mu? Bunu ben biliyorum. Yedim, biliyorum. Çünkü ben sizin, yapan ustanın ya yanında zaten bizzat çalıştı. Ben 5 aldım. Sen kendi tabağına gelince 5 aldın zaten. Hep bir konuşmayın, ben cevabımı vereyim. Ben bunun lezzetini bildiğim için... Baştaki tabakta lezzeti tabağa bir şey demiyorum. Onu açtığınızda kendisi cevaplasın. En sonunda o tabaktan ayrılırken ben bundan hiç lezzet almadım dediniz. Evet. Şimdi de lezzetli dediniz. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Benim gelinim bu şekilde kare yapmaz. Ben o yüzden eledim diyebilirsiniz. Ama vicdanınız demek ki rahat etmedi ki ağzınızdan direkt lezzetli çıktı. Hayır, ben zaten gelinimin yapmaz diye söyledim. Onu anlarım. Hatta ikinci tabakta söyledim, pardon. Benim gelinim sebzeyi dedim, diri bırakır, öldürmez dedim ama inşallah gelinim yapmamıştır. Ama bu 5-1-1 sizi bir gün gidiş biletiniz olacak, ben söyleyeyim. Olabilir. İkinci tabak, 2 puan verdin. Güzel, bu da güzel kabarmıştı, lezzetliydi. 2 vermek istedim. Hangi gelininse? Bakalım 2 puan hangi gelinin? Nurten abla. Buyur. Benim anlamadığım, aydınlatmak istediğim izleyiciyi de bir şey var. Lezzete puan vereceğim dedin. Evet, lezzete verdim puanı. Ama hepsine de 5 dağıtacak değildim burada hepsi lezzetli diye. He. Bu tabağı çünkü çok beğendim. Lezzetli buldum. Heh. Lezzetliydi ama hepsini de 5 dağıtacağım diye puan dağıtmaya gelmedim. İnşallah gelinimi bulmuşturum. En çok lezzetli gelen birinci tabaktı. Hmm. Ama ben inşallah gelinimi buldum, o yüzden verdim. Hayır, zaten bence mantıklı olan gelinini bulduğunu düşünüyorsa diğerlerine düşük vermek ki gelinini fark yaratsın. Aynen. Puan olarak verdiği puan fark yaratması lazım. Buna da 4 verirse o zaman ikisi aynı seviyede kalacak. Hiç fark etmiyor o zaman. 5'inden 4'ün arasında hiçbir fark yok o zaman. Hazırsak bakalım lezzetli ama puan da dağıtacak halim yok deyip 2 verdiği tabak. Kimin çıkacak? Aç şekerim, hasret. Ay. Oh. Çok iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Ben sana arada kaldığın zaman hiçbir zaman bunu yapma diyorum değil mi? Ve sebzelerden biliyorsun değil mi? Benim sebzeyi öldürmeyeceğimi biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Var yani şu an beni herkes lezzetli lezzetli dedi. Bir bir verdi, sen de 2 verdin. Harikasın. Yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok ya? Sen buraya niye geldin? Beni bulmaya geldin. Ben niye geldim sana? Geldin? Benim sözümü tutsaydın o zaman. Nasıl tutayım? Benim sana... Kabarmamış mı? Benim söylediğim... Kabarmamış mı? Benim söylediğim birinci tabakta... Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Sen beni dinlememişsin demek ki. Hiç bana konuşamazsın oradan şimdi. Demek ki beni dikkate almazsın. Sen de o zaman sebzeden bulacaktın. Ha, niye sebzeden bulayım? Ben sana bir şey söylemişim.
Demek ki herkes gelini nasıl demek şekilde buluyor? Demek ki söylediği şey olmuyormuş demek ki. Çok olmuyormuş lezzetli olmuş ki. Ama iyi ki verdim. İyi de yapmışım, beni dinleseydin. Olmuyor güzel demek yapmışım. Ki bak. Ama lezzetli olmadığını söylemişim, dinleseydin beni. Ama Taylan'ın lezzet... büyük sözü dinleyeceksin. Olma ihtimali yok. O zaman şeften alalım -2 puanı. Olma ihtimali yoksa, demek ki yoksa aramayacaksın. Büyük sözü dinleyeceğim. Ama lezzetli olmadığını şey söylemiştiniz. Sizi mi lezzetli. Dinlesin şefi mi? Efendim? Sizi mi dinlesin şefi mi? Şefi de dinleyecek. O zaman senin söylediğin şeyle şefin söylediği şeyin alakası yok. Nasıl dinleyebilirim seni? We'll be right back.